Merhaba arkadaşlar. Bu akşam sizlere Excel ve BA'da işinize yarayacağını düşündüğüm bir fonksiyonu anlatmak istiyorum. Select Case fonksiyonu. Bunu bir örnek üzerinde anlatacağım. Öncelikle bir Excel dosyasını açtım. Hemen bunu farklı kaydet diyerek case klasörüne makro içerebilen çalışma kitabı veya ikili çalışma kitabı diye seçebilirsiniz. Fark etmez. Buna Select Case diyorum. Select case ile ilgili bir örnek yapacağız şimdi. Hemen arkadaşlar geliştiriciden Visual Basic'e geçiyorum. Burada bir form açıyorum. Formun tabii bu select case'i bir örnek üzerinde anlatmak istedim. Mesela ne diyelim? Ücret hesapla diyelim. Ya da maaş hesapla diyelim. Maaş hesapla. Şimdi ben buraya arkadaşlar bir label aldım. Buraya adı soyadı diyorum. Adı soyadı dedim. Tamam. Ondan sonra karşısına bir text box aldım. Şu ikisini seçerek adı soyadı, çalıştığı gün, ünvanı, adı soyadı, ünvanı, çalıştığı gün, bir de maaşı diyelim. Şuraya ünvanı diyelim. Çalıştığı gün. Buraya da aylık maaş diyelim. Aylık maaş. Tamam, böyle bir örnek yapalım. Sadece şurada ünvanı combo box olarak çağıracağım. Ünvanı. Şimdi arkadaşlar bu ünvan kısmını şöyle yapacağız. Şimdi biz bu sayfadayız ya. Şurada sayfa 1'deyiz. Buraya ne diyelim? Ayarlar diyelim mesela. Ayarlar. Şimdi ben buraya birkaç ünvan yazacağım. Memur, işçi, şef, müdür. Şimdi A1'den A4'e kadar yazdım. Ben direkt gelip şunun row search'üne direkt buraya da yazabilirim. Row search'üne hemen şunu yazıyorum. Ayarlar ünlem A1 2 nokta üstte A5. Enter'a basıyorum. A4'müş. Tamam. Buraya A4 diyorum. Yani kod olarak yazmasanız da olur. Direkt buraya da yazabilirsiniz. Hemen çalıştırdığım zaman dikkat edin. Ünvanlar buraya gelmiş gördüğünüz gibi. Şimdi ben buranın içine yazacak yazıların da fontunu bir ayarlayayım. Daha siz rahat görün diye. Yine Calibri deyip 12 diyorum. Tamam. Dikkat edin hiçbir kod yazmadan direkt burada ünvanları çağırdım. Şimdi benim amacım burada adamın adını yazacağım. Buradaki ünvana göre bir de çalıştığı günü yazacağım. Örneğin 30 gün. Buradaki ünvana göre maaşını hesaplasın. İşte memuru yevmiyesini günlük 50 ile çarpsın. İşçiyi işte 60 ile çarpsın. Şefi ise 70 ile çarpsın. Müdürü 80 ile çarpsın istiyorum. Bunu case fonksiyonu ile yapacağım. İsterseniz şunların yerini değiştireyim. Önce çalıştığını günü yazayım. Sonra ünvanı seçer seçmez de hesaplama yapsın istiyorum. Tamam. Şöyle şuraya bıraktım arkadaşlar. Zamanınızı alıyorum ama bir örnek üzerinde anlatırsam daha iyi anlarsınız diye düşündüm bu nedenle. Şunların heytini de 20 yaparım. Şimdi ben geliyorum arkadaşlar burada ünvanın içine tabii girmeden önce şuradaki çalıştığı güne TX'te C gün diyelim.
çalıştığı gün. Şuraya combo box CB unvan diyorum. Şuna da TX'de maaş diyorum. TX'de maaş. Şurası da TX'de ad soyad olsun. Şimdi buradaki amacım şunun key down olayına ya da buradaki change'in change burası değiştiği zaman hesaplasın. Şimdi şöyle yapıyorum. Diyorum ki eğer eğer mesela if de kullanıyorum dikkat ederseniz. Eğer val demek sayısal tam sayı ifade olarak val TX'de çalıştığı gün nokta value büyüktür sıfır ise en az bir gün çalışmışsa dikkate al diyorum. Şurada da end if dedim. İsterseniz biraz şeyden option'dan yazı boyutunu biraz değiştireyim. Editör formattan text size'ı 24 yapsam bu şekilde. Neyse. Şimdi buraya arkadaşlar bir değişken tanımlıyorum. Dim c gün diyorum. As byte diyorum. Byte biliyorsunuz 0 ile 255 arasında değer alıyordu. Ve şurada çalıştığı gün eşittir CDB TX'de çalıştığı gün diyorum. Çalıştığı gün. Nokta değerini. Hatta buraya da value de yazayım. Bu şekilde ben çalıştığı gün tekstine yazdığım rakamı şuraya ne yazdıysam, şuraya ne yazarsam bunu otomatikman C gün değişkenine atamış oldum. Şimdi burada select case diyorum. Select case çalıştığı gün diyorum. C gün. Ve end select. Nasıl ki sub ile end sub varsa burada da select case end select ile bitiriyoruz. Nasıl ki burada if'i end if ile bitiriyorsak burada da bu şekilde açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Burada mesela şu bloğu seçip klavyenin tab tuşuyla üzerine caps lock yazan tuşun üzerindeki tab tuşuyla içeriye alabiliyorum. Shift tab tuşuyla da geri çağırabiliyorum arkadaşlar. Böyle bloklarınızı bu şekilde tabla götürüp shift tabla geri getirebilirsiniz. Şimdi diyorum ki case diyorum. Burada biz bir hata yaptık. Burada bizim için çalıştığı gün değil, unvan önemliydi. O zaman şuraya unvan diyorum. Unvan as string diyorum. Unvan as string. Buraya da unvan pardon arkadaşlar karıştırdım. Unvan eşittir. TX'de unvan text'te ne demiştik ona? Şuraya ne isim verdik? Combo box dedik pardon. Evet. Unvan eşittir combo box unvan nokta bu şekilde de yapabiliriz. Farklı bir şekilde de yapabiliriz aslında. Böyle yapalım. Bir sonra da başka bir şekilde yapacağım. Anlatacağım şimdi. Başka bir yöntem de var bunun. Şimdi burada case diyorum. Burada biz unvanı şart koşuyoruz. Evet. Select case unvan. Case is eşittir memur ise. Memur. Yani buradaki şartımız memur ise ne yapacağız arkadaşlar? TX'de maaş nokta value eşittir. CDB diyoruz. Bunu double sayı olarak alması için. TX'de çalıştığı gün nokta value
çarpı 50. Yani memur ise maaşı bu şekilde hesapladı. Şimdi bunu kopyalıyorum bu satırı. Aşağıya yapıştırıyorum. Case is işçi ise. O zaman maaşını da örneğin 75 ile çarpıyorum. Yine şuraya yapıştırıyorum. Case is şef ise. Tam yazıldığı gibi yazmamız lazım buraya da. Şef ise 100 lirayla çarp yevmiyesini. Son olarak case is müdür ise TX'de maaş eşittir. Bunu da 150 ile çarpalım. Bu son olarak case else diyebiliriz arkadaşlar. Yani bunlardan hiçbiri değilse. Bir mesaj verirsin. Message box. Message box. Gerçi bunlardan biri de olamaz çünkü listeden seçtiğimiz için. Yine de yazalım. Hatalı seçim yaptınız. Desin. Şimdi bir çalıştıralım. Bakın dikkat edin, adı Ahmet Demir dedim. Çalıştığı gün 30. Ve ünvana geliyorum bakın. Memur diyorum arkadaşlar bakın 1500. 30'u 50 ile çarptı 1500. Buradan işçi diyorum 2250. Şef diyorum 3000. Müdür diyorum bu. Şöyle rastgele bir şey yazdığım zaman hatalı seçim yaptınız. Buradan mutlaka bir tanesini seçmemiz gerekir. Örneğimiz bu şekildeydi. Başka bir şekilde de yine yapabiliriz. Onu da ben hemen bu örneğin altına ben burayı yorum satırı haline getiriyorum. Diğer şekilde şöyle yapabilirdiniz arkadaşlar. Yine aynısını seçeyim. Yine hepsini seçiyorum. Kopyalıyorum. Aşağıya yap. Şöyle yorum satırı altını çiziyorum. Ve buraya yapıştırdım. Yine bunları yorum satırı olmaktan kurtarıyorum. Şimdi burada dim ünvan as string demişim ya arkadaşlar. Dim ünvan as byte diyorum. Rakam olarak 0 ile 255 arasında bir değer alabilir diye. Ünvan seç diyelim. Dim ünvan seç as byte. Ünvan seç eşittir. Combo box ünvan nokta select list index. List index. Yani buradaki indeksi arkadaşlar alıyorum. Buradaki indeks. Mesela sıfırıncı indeks, birinci indeks, ikinci indeks, üçüncü indeks. Şimdi burada mesela ben bütün şurada ünvan geçen yerleri seç, ünvan seçle değiştireceğim. Evet, ünvan seç. Şimdi burada dedim ki case is eşittir sıfır diyeceğim buraya. Ünvanı sıfır ise böyle yap. Ünvanı bir ise ünvanı iki, ünvan üç. Yani sıralaması, combo box'taki sıralaması. Sıfır ise 50 ile çarp. Yani memurdur. Bir ise, iki ise, üç ise bu şekilde de yapabilirim. Bir çalıştıralım. Şöyle çalıştırıyorum. Bakın mesela adı Mehmet Aslan. Çalıştığı gün 30. Bakın şimdi buradan ben memuru seçiyorum 1500. Çünkü sıfırıncı sıradakini seçtim. List indeksi sıfırıncı sıradakini. Birinci sıradakini seçtim 2250. Üçüncü sıradakini seçtim. Dördüncü sıradakini seçtim. Ve bu şekilde hesapladım arkadaşlar. Başka bir şekilde daha da yapılabilir. Yani bir sürü yöntemi var arkadaşlar. Önemli olan size en kolay geleni seçmeniz. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Direkt içine yazılan değere göre. İsterseniz burada ünvan seçi combo box'ın list indeksinden alarak indeks sırasına göre yine burada hesaplatabilirsiniz. Bugün anlatacaklarım bu derste bu kadar. Umarım işinize yarar. Hepinize başarılar dilerim.